tuhaf kamu kuruluşları var ve bu insanlar buralara bir takım servislerde bulunuyorlar. Yani hizmet ediyorlar. Net stratejik bilgi sunuyorlar veya da reklam ajansları üzerinden diyelim ticari markalarla. Mesela atıyorum bir gıda firması yurt dışında açılacak, Orta Asya'ya açılacak. Gidiyor işte bu siyasi oluşumlara, bu siyaset üreten strateji merkezine diyor ki bana Orta Asya pazarı ile ilgili bilgi ver diyor. O da gidiyor işte orada elemanları var. Basma kalıp bilgiler üretiliyor. Diyor ki bu pazarın şeyi budur, ruhu budur. Bu arada sizin faaliyetlerimiz sayfasını açtım. Kassam neler yapmıştı? Yerli üretimde yüzde hesapları şurası var. Herkesin %100 yerli ibaresi ürünlerine bol keseden dağıttığı günümüzde bu konuda bir standardın henüz oturmadığı görülmektedir. Bu sıfatın her önüne gelene değil sadece hak eden kurumlara verilmesi rekabeti destekleyici olacaktır demiş. Helal sertifikasının benzeri. Sonra Abdülhamit Han anısına oyun teorisi ve çatışma analizi konferansı. Benim favorim Kürt böreği yerken Osman Osmanoğlu ile Kürt sorununu konuşuyoruz. Bu Halil Berk'in Çin lokantasında Çin meselesinin tartışması üzerinde biz de böyle bir şey düzenlemiştik. Yani Çin meselesi Türkiye'de herhalde Çin lokantasında bu kadar magazinleştiriliyorsa. Kassam gerçek bir organize troll örgütü bence yani. Ve ya niye işte troll olsun? Biz gerçeğiz yani. Hayır. Strateji merkezleri evet, trollüyorsunuz. Asıl troll olan Türkiye'deki strateji merkezleri. Yani o trolleri gördük ve biz de hakikat olarak çıktık. Yani kardeşim madem bu siz toplumu trollüyorsunuz, kurumları trollüyorsunuz. Dedik ki ya bakın burada hakikisi var. Ya burada yani Türkiye'de strateji oldu mu? Ciddi zaten. Hayır yani bu atıyorum işte ne bileyim bildiğimiz strateji kurumları gibi gerçekten bu konuda çalışan işte burada evet, okuduğumuz isimlerin gerçek olduğu. Tabii bize gelip rapor isteyenler, rapor hazırlamamızı isteyenler var. Yani üniversite raporu. İsim vermeyeyim ama yani kamu kuruluşları mesela oluyor tabii. Vay yani gelip be. Çünkü bu zaten hani insanların görüp gördüğü televizyonda karşılaştıklarını hatta daha mizahi ve daha kalitelisini yapıyoruz. Yani gerçekten yeni medya okuryazarlığı lazım yani. Evet. Peki en çok ilgi gören şeyiniz ne oldu? Bildiriminiz? Üniversite raporumuz. ODTÜ nasıl kurtulur raporu. Müthiş bir... Bu arada ben bahsettim ama bilmiyorum KJ'de verme fırsatımız oldu mu? Bu bahsettiğimiz Kassam Konjonktürel Analitik Strateji Sağlama Merkezi'nin adresi kassamstrateji.wordpress.com. Biz Facebook sayfamızdan da paylaşıyoruz. Orada bakabilirsiniz efendim detaylara. Bir video arası daha verelim. İnternet mimlerine bakacağız efendim. Bir kısım kullanıcıların telaffuzuyla internet memeleri. Onu ben de şimdi onu çektim. İlk kez mim diye telaffuz edildiğini duydum. Mi? Ben yıllardır... Derdiniz memeler değil, mimler efendim. Buyurun izliyoruz ardından. İyi oldu bunu ya. Çok iyi oldu. Reddit run into 9gag fun, clicking on my mouse, wasting time. Burger and the Old Spice guy, looking out for gifts about the wire. They say that the net ain't no place to impress a lady. Page after page of Sean Bean. Life as a trolling man ain't all it's cracked up to be. Oh girl, you still scare me. You'll forever be my favorite memes. Grumpy cat, always saying
makes me smile. Sosyal medyanın son dakikalarına geldik. Hatta yaklaşık 3 küsur dakikamız var. Ben notlarımdan bir şey paylaşayım sizle. Hürriyet.com.tr'den bir haber. Kafasına meteor düşen vatandaş yaşamını yitirdi. Yorum seçtiğimiz. Sera gazı salınımı denetlenseydi atmosfer incelmez. Böylelikle meteor yanarak yok olur ve vatandaşa zarar vermezdi. Hükümetin enerji politikası yanlış. HES'lere hayır, nükleere hayır. Bu müzmin muhaliflik bir faydalı sonuca gebe olabilir mi herhangi bir senaryoda? Hem bunun cevabını alayım hem de son sözlerinizi alayım kapatırken. Yani bu tarz bir muhalefet yani çok kötü, çöp. Yani hiçbir şey değil. Bu buradan bir enerji, bir tezat, bir söz hayırlı çıkmaz. Hayırlı sonuç. Yok. Evet, zaten bu ama yani Türkiye'de mesele bu yani. Peki Sayın Hocam. Türkiye'deki sosyal medya halleri açısından dünyadan çok farklı olduğumuz, altını çizmemiz gereken bir tarafımız var mıdır? Özellikle bu sürekli değinmeye çalıştığım nefret söylemi. Bu bizim demokrasi geleneğimizle alakalı, bizim tarihsel, toplumsal, ekonomik koşullarımızla alakalı, üretim biçimimizle alakalı. Fakat bu nefret söylemi bir ahlak krizine yol açıp internetteki özgürlükleri kısıtlayıcı bazı önlemleri çağırmamalı. Bunu da altını çizerek söylüyorum. Çok iyi oldu bu ayrıntıyı da telaffuz etmiş oldunuz. Evet, nedir son söz? Vallahi son sözüm şu son sizin mesajla ilgili olacak. Aldığınız mesajla ilgili. Bu sosyal medya komplo teorileriyle ilgili ayrı bir bölüm yapabilirsiniz, size öneririm. Komplo teorisyenliği de... Aslında güzel konuymuş ya. Komplo teorisyenliği de çok ileri bir toplum sosyal medyada. Yani bu F-16'ların kaynak kodları ile ilgili yazdıklarımıza isterseniz bir göz atın. Bu kadar çok uzman insanın bulunduğu bir yer. Ya Facebook'ta en az 3-4 tane grup takip ediyorum ben. Komplo teorisi grubu. Öyle mi? Büyük keyif alıyorum. Adreslerini yani, verirsen biz de hafta içinde paylaşalım. Tabii yani Şerif Mardin şey der. Türklerin tarih felsefesidir der komplo teorileri için. Doğru, ilginç bir yaklaşım. Evet. Aklıma bir şey geldi konuşurken ama unuttum. Zaten süremizin de sonuna geldik efendim. Çok teşekkür ediyorum bizlerle beraber olduğunuz için. Kulağıma ben konuşurken konuşuyorlar da. Neyse onları geçelim efendim. Çok teşekkür ediyorum bizlerle beraber olduğunuz için bu gece. Konuklarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Biz konumuz dahilinde bahsettiğimiz şeyleri Facebook sayfamızda paylaştık. Son bir veda hatırlatması olarak yapayım. Facebook.com böyle sosyal medya TV adresinden ulaşabilirsiniz. Hafta içinde de güncellemelerimizi oradan sürdürüyor olacağız. Twitter ve Facebook hesaplarımızda da gözümüz kulağımız sizlerde olacak. Bu hafta internetteki muhalefeti ve onu tamamlayan parçalara biraz bakmaya çalıştık. Ne kadar elimizden geldiyse elbette. Soruların, yorumların bir bölümü her hafta olduğu gibi güme gitti. Bu açıdan özür diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
여기 있는 여자 밤이 오면 가슴이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 사랑해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 사랑해 커피 식기도 전에 원샷 때린 사랑해 밤이 되면 심장이 터져버리는 사랑해 그런 사랑해 Gangnam Style, hey.